Geçtiğimiz bölümde 3. sezonun finalinde biliyorsunuz UEFA Kupası'nı, Süper Lig şampiyonluğunu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Gürkan Hoca, İstanbulspor'la sözleşmesini uzatmayıp yeni bir serüven peşinde koşturmanın kararını almıştı. Uzun süredir ada basınında Sheffield United söylentileri dolanıyordu. Bildiğiniz üzere Sheffield bizden Mehmet Sadık'ı almıştı, bizim altyapı yıldızımızı. Kariyerde Arda Güler seviyesinde bir genç Türk yetenekti Mehmet Sadık. Ardından geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de bizim Kamerunlu yıldızımız, altyapı yıldızımız Adama Tiyun'u almışlardı. Ve bu yüzden taraftarlar Sheffield United'ı bir nevi kardeş kulüp olarak ilan etmişlerdi. Yalnız biliyorsunuz Sheffield Championship'te 3. olmuştu. Premier Lig'e direkt yükselmeyi 1 puanla kaçırmışlardı. Ama playoff'tan yükselmeyi başarabildiler. Ve şimdi geliyoruz günümüze. Yeni sezonun başında yeni bir takımla anlaşamayan Gürkan Hoca Sheffield United'dan teklif aldı. Premier Lig'de iyi günler geçirmiyorlar. Sheffield United yönetimi onları Premier Lig'e yükselten teknik direktörlerini kovup şimdi Gürkan Hoca'ya "Hocam gel bizi Premier Lig'de tut" teklifini sundular. Biz de bu teklifi kabul edeceğiz. Sene 2025 Kasım ayındayız. Premier Lig'in zirvesinde büyük 6 takım var. Sıkı bir yarış sürdürüyorlar. Ve Sheffield United da ligin dibinde kümede kalma mücadelesi veriyor. Ve takımın başına Gürkan Hoca getiriliyor. Gürkan Hoca yönetiminde Sheffield United için gelecek parlak haberiyle Premier Lig'e ayak basıyoruz. Yönetim şunu söylemiş: listemizdeki tüm adaylar arasında en çok kendisiyle çalışmak istiyorduk. Yani ayıp olmasın, geçtiğimiz hocaya manasıyla galiba onunla bir denemişler. Elimizdeki kadro bu. Mehmet Sadık 83 overall'a yükselmiş. Bizim Adama Tiyun oynatılmıyor galiba. Sol kanat bu taktik 5-2-1-2. Oo, Zubeldi'ye getirilmiş 82'lik stoper. Marmuş forvette. Bayo. Neyse biz bu taktiği bozarız hocam. Bu taktik iş yapmıyor. Yalnız kalecimiz fena değil. Karnesecchi. Yanılmıyorsam soy ismi kuru et demek. İtalyanca. Kurutulmuş et. Yani pastırma. Kayserili mi lan bu? Aa, bir saniye. Öncelikle bütçemiz. Aa, 36 milyon euro. Biraz düşük. Kemal Doğa'ya ihtiyacımız var mı? Gerçi oyuncu da satabiliriz. Elimizde gerek olmayan bir ton oyuncu var gibi sanki. Marmuş gelmiş. Bu Marmuş'a ben İstanbulspor'dayken de bakıyordum. Wolfsburg'da oynuyor. Gayet iyi hızı falan var. Bitiriciliği yerinde. Bayo. Bak, Bayo istediğim tarz bir forvet değil. Biraz yavaş. İyi bitiriciliği var ama şut gücü falan iyi. Yavaş bir forvet. Gerçi belki iş yapabilir. Fırsat vermek lazım bu oyunculara. Koşu türleri neden boş onu da bilmiyorum. Bak, ayağın altında koşu türü yazmak lazım aslında. Kara Memo'yu da ilk defa göreceğiz bu arada. Şöyle santrfor oynayabilen merkez ofans forta sağ NDI'ye de var. Daha çevik, daha hızlı. Bir saniye, yani biz bu taktiği bir öncelikle değiştirmemiz lazım. Genç hızlı bir sağ bek var. Sağ kanat bek. Gelişir mi bilmiyorum. Gürkan Hoca diyelim ki kendi dizilişiyle oynarsa. Tiyun'u sola atar. Mehmet Sadık da sağa gider. Sol ayaklı zayıf ayak 5 yıldız. 2 forvet. Sağ bekimiz çok iyi, Bogol. Sol bek de fena değil. Şu Kolibali aşırı iyi değil. Olaru olsa var ya, çok iyi gider orta sahaya. Şu Villar var arkadaşlar bir de. Bu da çok yavaş bir oyuncu ama bakmamız lazım dediğim gibi. Oyun içi farklı olabiliyorlar. Rakitic de yavaştı. Çok iyi oynuyordu. Yedeklerde şöyle bir santrforumuz var. Foderingham, onu boş ver. Yedek kaleci. Kaleci Karnesecchi bizim pastırmacı iyi. Taktiğimizi falan her şeyi ayarladık. Talimatları da verdik. Aralık ayındayız arkadaşlar. Ocak ayı geliyor. Ara transfer dönemi geliyor. İlk maçımız Villa'ya karşı. Aston Villa. Çok yoğun bir Aralık ayı. Manchester United var. Arsenal var. Tüm maçları oynayacağız arkadaşlar. Çünkü bu takımlara karşı daha önceden oynamadık. Premier Lig'de kalma savaşı veriyoruz. Bu sezonumuzun amacı Premier Lig'i orta sıralarda bitirebilmek. Kupalarda varsa kupalarda da ileri turlara ilerleyebilmek. Onlara da bakarız. Gürkan Hoca, beni sıcak karşıladığınız için teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar takıma faydalı olmaya çalışacağım. Dünyanın en iyi liginde çalışabilmek benim için gurur verici diyerek basın toplantısını sonlandırdı. Aa bak, yine efsaneviye geçmiş arkadaşlar. Onu iyi yakaladık. Yeni sezona geçtik. Efsaneviyi gördüm orada. Hemen bunu seçkine alıyoruz. Aston Villa'da Hazard var. Eden Hazard mı, Torgen Hazard mı bilmiyorum. Tanıdığımız başka bir isim yok. Formalarımıza bakalım. İki forma mı? Sadece iki forma. Aston Villa deplasman formasını giysin abi. Okey. Bramall Lane stadyumumuz. Güzel mi? Oyna diyelim. İngiltere'de Premier Lig'e start verelim. Oo, Gürkan Hoca ilk izlenim. Yeni takımında çantasıyla gelmiş hocam. Ve işte Bramall Lane. Çok büyük bir stadyum değil arkadaşlar. Klasik İngiliz stadyumu. Böyle old school İngiliz stadyumu. Kale arkası yanılmıyorsam Zubeldia, en yüksek overall'lı oyuncumuz olduğu için. Premier Lig'de çocuklarla sahaya çıkılma var. Eden Hazard'mış bu arada.
Unai Emery Eden Hazard'ı getirmiş. İşte Gürkan Hoca kenarda dikkatli, kenarda heyecanlı ama hiç heyecanlı gibi görünmüyor. Premier Lig müziği bu takımı 17. sıradan ligin zirvelerine doğru taşıyabilecek mi Gürkan Hoca? Bakalım, maç başladı. Dikkat, Koulibaly orta sahamız uzaklaştırdı. O'Reilly. Oy! 9 numara alamadı. Genç O'Reilly. Kaç overall lan bu? Bu şutu nasıl engelleyemedik ben onu anlamıyorum da. Marmuş. Defansif özellikleri yüksek değil. Kötü bir başlangıç Gürkan Hoca için. Sivaslı O'Reilly. 58 numarayı giymiş. Aha. Bogle, bravo. En iyi oyuncularımızdan. Kara Mehmet, Mehmet Sadık. Bu takımın en köklü oyuncularından artık. Koulibaly. İşte Adama Tiyun. Tiyun. Tiyun da hala Koulibaly'e verdi. Koulibaly kaybetti. Adama Tiyun da geçtiğimiz sezon sanırım hiç forma fırsatı bulamamış arkadaşlar. Çünkü takımda sol kanat diye bir mevki yok. Kulübede arkadaşlarına destek çıkmış artık, bilmiyorum. Neyse, Oli Watkins, dikkat. Kamara, aa, hakem bir de penaltı çaldı. Burada Kamara eli kaldırmış. Aga, niye öyle kaldırırsın ki elini? Eden Hazard topun başında. Karnesekki. Karnesekki ters köşe. 2-0 Aston Villa. Welcome to the Premier League diyor Aston Villa Gürkan Hoca'ya. Şimdi Mehmet Sadık, Kara Memo. Dribbling gayet yerinde Mehmet'in. Biraz hız kullanabilir. Yani hızdan faydalanabilir. Hızlı yapabilirsek onu. Adama Tiyun 15 numarayı almış. Jamal Lowe, Tiyun. Tiyun. Şık. Bravo. Koulibaly. Ortası hiç kimse oralarda yok ama top bizde gibi kaybettik. Şu ana kadar takımda en beğendiğim sağ bekimiz Bogle arkadaşlar. Şimdi yine Aston Villa geliyor. O ara pas nasıl geçti? Karnesekki, bravo. Bravo, geç kaldı forvet. Şimdi Mehmet Sadık, kontra atağa çıkıyoruz. Koulibaly. Koulibaly üstten gönderdi. Marmuş alamadı. Erik Dier. Bayo. Koulibaly yükleniyoruz. Adama Tiyun. Tiyun'un pası. Marmuş vuruş, zayıf. Zor bir serüven olacak gibi. Yine geliyor Aston Villa. Ramsey, Watkins, 3. İnanılır gibi değil. Gürkan Hoca için kabus gibi bir başlangıç. Yönetmen Gürkan Hoca'ya kes. Oli Watkins. Karnesekki geleni alıyor, gideni alıyor arkadaşlar. Dünyanın en eski futbol takımlarından bir tanesi. 1889 kuruluşlu Sheffield United'da çok güzel bir fırsat. Adama Tiyun, onunla ilk golümüz geliyor. Kamerunlu ateş böceğimiz Adama Tiyun. Tanıdık bir sima açılışı yapıyor bizim için. Adama Tiyun ilk fırsatı. Duydum ki az kadroyla ilk başına çıkmış adama. Ve ilk yarı böyle bitiyor 3-1. Bir ateş doğdu sanki içimizde. Bu soğuk Aralık İngiliz akşamında. Bayo'dan pek bir şey göremedim. Ndiaye'yi alacağım arkadaşlar. Onu deneyelim. Taktik değişikliği henüz yok. İkinci yarı başlıyor. Defans biraz zayıf. Defansı toparlamamız gerekecek sanırım. Aston Villa ikinci yarıda da tehlikeli. Watkins bu endiye 4-1. Şu Koulibaly'yi bir değiştirelim. Fosum girsin. Kabus gibi bir başlangıç. İçimizdeki ateş yani alev alamadan söndü. Ndiaye. Marmuş. Forvetler bir şey yapalım lütfen. Ndiaye yedek oyuncu. Bravo. Şimdi Adama Tiyun. Pası geçmiyor. Kara Memo'dan da bir verim alabilir miyiz bilmiyorum. Marmuş. Mehmet Sadık. Mehmet. Çok iyi. Yes. Ve kaleci Lunev. Birkaç değişiklik yapıyoruz. Yedek oyuncuları da bir tanıyalım. Sanırım Gürkan Hoca takımı tam tanıyamamış arkadaşlar. Hala alışma aşaması ve abi 5 oldu ya. Buendia hoş geldin diyor. Selamlar diyor. Burası Premier Lig diyor. Yalnız free kick de efsane ha. Yani ne vurdu be arkadaş. 40 metreden. Of. Birisine mi çarpmış bilmiyorum da tam 90'a. Karnesekki. Of. Gürkan Hoca ilk maçında 5 gol yedi be. Ndiaye. Ay 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 ay, paslarımız birbirini tutmuyor. 6'da var mı? 6'da var mı? Aman birbirine girdiler, yoksa olabilirdi. Yalnız tribünler bayağı desteğini bozmadı. Süper bir ara pası ama Marmuş. Marmuş'tan iş olmaz. Yani İstanbulspor'la arıyorduk Marmuş'u biraz ama belki İstanbul'a şimdi verebiliriz onu. Mehmet Sadık'ın ortası. Fosum. Ve hakem yeter dedi. Tribünler boşalmış bile. Kale arkası bomboş. Bakın, bakın. Bak, çok güzel bir detay aslında ama maç boyu öyle olmaz. Sanmıyorum. Kara Memo'yu pek göremedik. Adama Tiyun golü attı.
5 şuta 8 şut, 8 şutun 5'i gol oldu Aston Villa'da. Maçta tek parlayan Adama Tiyun olmuş arkadaşlar bizim adımıza. Emiliano Buendia maçın adamı. İlk golü atan Tommy O'Reilly de 71 overall. 2 gün arayla da Wolves maçı var. Gürkan Hoca sistem değişikliğine gidiyor. 4-4-1-1'e geçiyor bu maç için. Bayo forvette, Mehmet Sadık arkasında. Mehmet ortada. Merkez ofansif orta sahada daha verimli olabilecek mi? NDI sağ kanatta, Tiyun sol kanatta. Wolves'da Kamavinga var, Deketelare var. Potansiyelli oyuncular gelmiş. Ve Molino stadyumunda bakalım Wolves'u devirebilecek miyiz? İkinci maçımız Premier Lig'de. Kısa oynuyorlar. Zivkovic dikkat. Aman Karnesekye. Bu arada İstanbulspor ne durumda? Hangi oyuncular orada hala? Kemaldo falan onlar nerelerde? Bu maçtan sonra bakacağım arkadaşlar. Transfer tavsiyelerinizi falan da yazın. Kimi görmek istersiniz bu takımda? Hani Metinkaya, Kemaldo onlar gelsinler mi? Oo, bu arada çok kritik bir müdahale. Buradan çok hiç istemediğimiz bir şekilde çıkabildik. Yani iyi oldu çıkmamız da. Bu arada Bayo Karamemo yetişemiyor. Mehmet Sadık. Dediğim gibi transfer tavsiyeleriniz varsa yorumlarda bulunabilirsiniz tavsiyelerde. Dördüncü sezondayız hatırlatayım. Ona göre hani oyuncuların overall'ları değişmiş olabilir. Kolibali'den şimdi Bayo'ya ama Bayo gidemiyor. Bayo aralardan kaçan bir NDI'ye var. NDI'ye vur buradan abi bir şeyler olsun. Bir şey olmadı. Aman aman aman. Oo, Zubeldia çok kritik. Şimdi Adama Tiyun bulduğu boşluktan faydalanmaya çalışıyor. İyi de faydalanıyor Adama Tiyun. Uzaklardan Adama Tiyun vuruyor. Oo, Jose Sa. Yani en iyi oyuncumuz eski İstanbulsporlumuz arkadaş. Gürkan Hoca Adama Tiyun'dan memnun. Bizim asist kralımızdı. Korner ondan gelsin o zaman. Adama Tiyun'un korneri. Fena görünmüyor. Aa, vuramadık. Ama top bize geldi derken ilk yarı bitiyor 0-0. Portekizli taraftarlar, pardon Wolves'lu taraftarlar memnunlar gibi. Chelsea Liverpool maçı 1-1. Biz çok yorgunuz ya. Şimdi Bogle'ın yerine Seriki'yi alalım. Seri sağ bek. Mehmet Sadık'ın yerine de NDI'yi oraya çekeceğim. Ya da Adama Tiyun'u oraya çekelim arkadaşlar. Tiyun merkez ofansifte oynayabiliyor. Marmuş sol orta saha, sağ orta saha oynuyor. Oynayabiliyor görünüyor. Sonra sol orta sahada bir deneyelim. İkinci yarıya devam. Şimdi NDI'ye. Tiyun da geldi. Tiyun da bıraktı. Kolibali. Ooo, Jose Sa. Çok iyi geldik. Atamıyoruz. Kılıçlar atamıyorlar. Adama Tiyun'un korneri. Gol olur mu? Bayo. Ön direkte. Kalecinden içeri yes. Bu maçın ilk golü Bayo'dan geliyor. Enteresan bir gol. Jose Sa üzgün. Kendi kalesine mi yazıldı acaba? Korner golün tekrarı. Kafa Bayo'dan Jose Sa nasıl bir kurtarış oldu ben anlam veremedim. Eline çarptı. Burada tekrar izlemek istiyorum. Bakın. Hop. Ha, seken top uzanın eline değiyor ama müdahale yetmiyor. Muhammed Bayo 14. maçında 6. golünü atmış. 1-0. Julian Alvarez buraya gelmiş. Sağ kanatta o maçta bu arada. Bir de Barcelona'nın Nico Gonzalez'i geldi. Oyuna girdi. Deketelare. Yani iyi transferler yapmış rakip. Zubeldia güzel engel oldu orada şuta. Şimdi Adama Tiyun. Bayo. Bravo Bayo. Bravo Bayo. Bayo ilk 11'de forma şansını istiyor forvette. Yani 3 forvetimiz var. Marmuş, Bayo bir de 76'lık yedekteki Fransız. Şu maçtan 3 puan alabilirsek çok iyi olacak. Julian Alvarez yalnız geldiler. Alvarez çok iyi çevirdi de Ketelare gol. Hiçbir şey yapamadık. Çok kötü defans yaptım. Özellikle Zubeldia ile kırmızı krampon. Bakın. Ona değişmedi mi ne oldu bilmiyorum. Yerinde dondu kaldı. 1-1. Bayo. Tiyun. Sol tarafta Kolibali. Marmuş'u buldu. Marmuş bravo. Tiyun içeride boş gibi. Marmuş'un ortası NDI'ye. Kamavinga. Tiyun'u aslında gözlüyordum ben ya. Wolves yükleniyor. Nelson Semedo. Dikkat. Nelson Semedo. Julian Alvarez. Vuruş Karnesekye. Orta sahada sütlaçı deneyelim. Sütlacımız var. Kolibali'nin yerine de Fossum deneyelim. Marmuş'u biraz ileri atayım. Gürkan Hoca'dan gelen talimatlar bunlar arkadaşlar. Şimdi korner geliyor ve Fossum uzaklaştırdı. Bravo. Top NDI'ye. NDI'ye aldı da gidemedi. Kamavinga hocam gidemiyoruz ki. Ben anlamadım. Bizimkilerin morali mi bozuk? Eski teknik direktörlerinin kovulmasını doğru bulmuyorlar mı ne? Bilmiyorum. Neyse Gürkan Hoca kendisini kanıtlaması gerekiyor. Hem kendi takımına hem de bütün İngiltere'ye, taraftarlara, medyaya.
Dikkat. Oo, Kudüs burada karşımızda. Muhammed Kudüs Zubeldia, sen nereden geldin? Bravo. Kutsal çocuk karşımızda. Adamlar bize karşı kötü kadrolarını kullanmışlar. Rotasyon yapıyorlar. Şimdi Nico Gonzalez, dikkat. De Ketelare. Aman Vencedor. Oy, Zubeldia ve evet, korktuğumuz başımıza geldi. El var dedi hakem. Oh, hadi be. Hadi be pastırma. Hadi be pastırmacı. Yes be! Carne secchi. İtalyan kaleci. Kurtarıyor penaltıyı. Bir puana ihtiyacımız var en azından. Yükselişe geçmemiz lazım. Moral bulmamız lazım. Deplasmanda bir puan geliyor mu? Geliyor. Güzel. Bu alacağımız puanların ilki arkadaşlar. Bunu almamız, şeytanın bacağını kırmamız iyi oldu. Oyuncuların antrenman programlarına falan da bakmamız lazım. Dediğim gibi İstanbulspor'da kimler var onlara da bakacağım şimdi. Yani 4 şut, 6 şut. Berbat bir maç. 1-1 bitti. Şimdi İstanbulspor'daki oyuncularımıza bakacaktık demiştim. Aaron Bupenza duruyor. 78 overall'da. Georgiev geri gelmiş, 67 overall. Hristov 64 overall. Mikal Tadze 80. O da duruyor. Kevin Şade duruyor 80. Anyon Sin 67'ye yükselmiş, 62'de falandı. Ediz Yılmaz 67. Kemal Yılmaz, Kemal Doğ 78. Cihan Çanak 72. Burada bir eksik, Metin Kaya. Metin nereye gitti acaba? Orta sahaya geldiğimizde Hamza Akman 76. Andrade 71. Fatyon Berişe 75. O da iyi gelişmiş. Selim Bulut yeni bir oyuncu. Birisini Rijeni olabilir. Olaru 78 duruyor. Rakitic duruyor, 70'e düşmüş. Miguel Tavares 70 olmuş. İsmail duruyor 73. Defansta Ahmet Özit 80, Thomas Andersen, Bayram 73 olmuş. Inayinfe 81'de, o sayı duruyor 80 overall. Otdiyen 74, Serdar 71, Hüseyin Çetin 67. Defansta da birisi eksik sanki. Bizim Cihan Guangtay yok defansta. He, okey. Kalede. Oo, kalecileri kaybetmişler. Anastasios Kaya kim lan? Atanasios, pardon. Mücahit Serbest, Alparda. Arkadaş, İstanbulspor şimdi Şampiyonlar Ligi'nde kalecisiz mi mücadele ediyor? Doğan geri gitti tabi. Mandanda da ayrıldı. Abi takım kaleci almamış. Biz göndersek mi Foderingham'ı acaba? Takasla bak, belki isteyebilirler bizden birisine. Kaleci en azından. Neyse, Metin Kaya Kalyari'ye transfer olmuş. Meto 77'de. Cemselo'ya da bakıyorum. Cemselo Ajax için o kadar önemli ki satmıyorlar. 77 overall. Ooo, Abdülfatavu İsahaku 85. Hala Benfica'da. Çok pahalı ya. 86 milyona ihtiyacımız var. Şimdi iki maç sonrası. Ben takımda görmek istemediklerimi açıklayayım. Yani fiyatına göre. Bu arada Mehmet Sadık'ın serbest kalma bedeli varmış. Memo'ya hemen yeni bir kontrat. Onu yok edelim. Zubeldia, o parayı kimse vermez Zubeldia'ya. Bogle'ı beğendim. Mehmet pek bir şey gösteremiyor şu an. Özelliklerini burada görüyorsunuz. Defans da var Mehmet'te aslında. Merkez orta saha da oynayabilir Mehmet. Uzaktan şut 93. Mehmet her yerde oynayabilir de. Güç biraz zayıf. Formu kötü. Şu an o yüzden hani kalan süre için hepsi çok hafta diyor. Hani hangi antrenman programı kullanırsam kullanayım. Mevkisini değiştirmeli miyiz? Memo 97 çeviklik. Ne yapıyorsun sen Memo? Top kontrol berbat. He bak, o top kontrolü yükseltmemiz gerekiyor. Atak pozisyon çok zayıf. Bak oradan da firesi var Mehmet'in. Belki sıkıntısı o. Gölge santrfor diye çalıştıracağım. Kaleci Carne Secchi. Refleks topla uçma çok iyi. Bu çok iyi çünkü libero kaleci olarak çalıştırınca direkt zayıf olduğu yerlere odaklanacak. Pozisyon alma, top kontrolü biraz sıkıntı. Yanılmıyorsam bu çocuk gerçekte Inter'in kalecisi, kiralık. Büyük bir İtalyan takımının kalecisi. Emin değilim tam hangisiydi. Muhammed Bayo'ya geldiğimizde forvetimiz, orta çalışma oranı kötü. Hız kötü. Dribbling orta şekerli. Vuruşlar iyi. Yalnız kafa isabeti 74. Bayo bence gönderilebilir. Toplam verimde en verimli oyuncumuz ama bence yetersiz bir forvet Premier Lig için. Marmuş, Mısırlı. Çok hızlı, çok iyi dribbling'e sahip olmasına rağmen ben pek beğenemedim. Neden bilmiyorum. Gelişim hala gösteriyor ama. Gol makinesi diye çalıştıracağım. Villar'ı da pek beğenemedim. Villar da hala gelişim gösteriyor ama yavaş bir oyuncu. Villar'ı satalım. Bu NDI'ye kendini kanıtlayabilir belki. Fena görünmüyor. Daha çok pasa ihtiyacı var. Ofansif çalışma oranı da yükselsin. Defansif orta saha İsmail'e Kolibali. Bu çocuktan bir şey olabilir de sanırım MDO'ya çevirmemiz gerekecek. Defansif özellikleri yükselsin. Kısa pası falan yerinde yoksa.
Şöyle bir forvetimiz var. Jeremy Le Douaron. Pozisyon alması falan iyi aslında. Bu çocuğa şans verilmeli mi? Verebiliriz. Şu Baldock'u paketleyebiliriz. Gerek yok ekstra bir sağ beke. Sütlaç gidebilir. Iver Fossum da gidebilir arkadaşlar. Eğer kalsın bilmiyorum. Çok da faydası olmaz bize 73'lük bir oyuncunun. Durumlar böyle. Bize kesinlikle yeni bir sağ kanat lazım. Has bir sağ kanat. Yeni bir forvet. Yeni bir merkez orta saha. İki yönlü. Villar'ın yerine. Kolibali zaten defansif. Bir stoper de daha iyi olabilir. Kamara biraz zayıf gibi. Bu doğrultuda tavsiyeler yaparsanız sevinirim ve Wolfsburg'dan Bayo için teklif geldi bile. 35 milyon üst ederi varmış. 39 isteyelim biz. 31'e yükseldiler ve 33-5. Okey. Ben kabul ediyorum ya. Formu çok da yerinde değil. Gol attı. En azından bir alıcı çıktı. Le Douaron. Sol ayaklı pivot santrfor. Bu çocuğu deneyeceğim. Şu Seriki'yi de sağ orta sahada deneyeceğim arkadaşlar. Bayo'yu kesiyoruz görüşmeler sürecinde. Ve şimdi sırada Newcastle var. Newcastle hemen dibimizde. Ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesiyiz. Zaten 5 gol ile başladık. Hemen 1 puan üzerimizdeki takıma karşı. Yaman bir sezon bizi bekliyor arkadaşlar. Yaman bir sezon bizi bekliyor. Çetin. Çetin bir sezon. Newcastle'ın deplasman formasına gel. Okey. Keşke bizim de 3. formumuz olsaydı. Yağmurlu bir Bramall Lane. Geçelim Premier Lig'deki 3. maçımıza. Arkadaşlar bu maçtan sonra İstanbulspor'un da durumuna bakacağım. Ligde olsun, Şampiyonlar Ligi'nde olsun merak ediyorum ne yapıyorlar. Kalecisizler. Çok kötü bir durum aslında ya. Oyun belli bir seviyede olduğunu düşünüyor takımın ve güzel transferler yapmıyor. Neyse. Biz olmadı yardımcı olmaya çalışırız. Foderingham'ı oraya göndermeye çalışabiliriz. 74 yedek kalecimizi. Bu maç başladı. Aha Seriki. Sadece koşabilen Seriki. Sağda iyi oynuyor. Seriki. Kimse içeride yok ama. Seriki geri çevirdi. Mehmet sağda. Mehmet Sadık'ın ortası. Kötü oldu. Ama canlı başladık. En azından orası var. Jamallo alamadı o topu. Bravo. Şimdi aldı. Zubeldi'ye bravo. Şimdi Jamallo. Adam atıyor. Kolibali uzaklardan yokluyor. Nick Pope. Bramall Lane gol bekliyor. Mehmet Sadık kullanacak bu kez korneri. Kara Memo'nun korneri iyi gitti sanki. Kafa! Oo, son anda çıkardı Pope. FIFA 21'in bug'lı kalecisi. Mehmet Sadık'ın bu korneri bu sefer gol. Le Douaron. Le Douaron. Gürkan Hoca 3. forvetine şansı veriyor ve Le Douaron takımın 10 numarası golü atıyor. Pivot santrfor. Kara Mehmet'ten de 2 güzel korner geldi. Orada bir umut görüyorum arkadaşlar. Sanki Gürkan Hoca takıma alıştı gibi. Yavaştan. 1-0 öndeyiz. Bramall Lane'de şenlik havası, şenlik atmosferi. Umarım devamı gelir. Kamara bravo. Kamara orta sahada aslında hoşuma gidiyor arkadaşlar. İyi top söküyor. Seriki şimdi. Seriki. Bak attığı pasa bak. Sadece koşabiliyor dediğimiz oyuncunun. Mehmet Sadık'ın ortası. Zayıf ayağıyla adam atıyorsun. Bu ortaları seviyor adam atıyorsun ama kaleci Nick Pop yine inanılmaz. İstanbulspor'da adam atıyorum birkaç golü vardı arka direkte öyle. Burada da devam ediyor kafalara. Topu kaybettik. Charles bizi geçti. Charles dikkat. Ama Bogle. Hocam ne oldu? Ya hocam lütfen. Çok ayıp. Şimdi durduk yere bir free kick. Hayden. Aman. Uy. Çok sağlam. Pardon Hayden diyorum. Arnold. Hayden sakatlanan oyuncuymuş. Mehmet Sadık. Ondan. Adam Atiyun'a. Adam Atiyun vuruyor. Hayden'a çarpan top. Ne oldu? Oo, çok kritik bir nokta. Tam ceza sahası dışında. Oo, bizim Memo'nun free kicklere gel abi. Mehmet bunu at. Mehmet bunu atmalı. Mehmet Sadık geliyor. Kara Memo barajdan dışarı. Neyse korneri iyi kullan koçum. Bir kafa golü daha var mı? Sanki. Yes! Kamara! Mehmet Sadık'tan 2 korner asisti. Free kick uzmanıymış Memo. Kara Memo iyice geliştirmiş kendini. Bir sonraki free kick gol olacak. Mehmet Sadık kendine geldi ya. İşte bu. Newcastle sağdan geldi. Bonsu dikkat. Newcastle güç kaybetmiş gibi sanki. Arnold bu arada. Dikkat. Ay Bonsu'yu kimse tutmadı. Ben 9 numarayı oynadım. 2-1. 2-1 yapıyorlar. Çok kötü. Zubeldi'ye kimi tutuyorsun abi? Ne 9'u tutuyor ne Bonsu'yu tutuyor. Çok kötü defans. Bu arada Mehmet Sadık tripling başladı. Okey. Memo. Kara Memo. Çok iyi. Çok da iyi değil aslında. Sanki şimdi iyi. Çok iyi geçti. Okey. Le Douaron. Sert vuruş dışarı. Yalnız tribündeki destek 10 numara. Tezahüratlar mükemmel. Seriki. Okey. Mehmet kaçıyor. Seriki Mehmet'i görmeye çalışıyor. Mehmet. Çok iyi.
Aa, Lodvarun ne yaptın oğlum? Kafa vuruşu. Şuta bastım ha. Kafa vuruşuydu o. İnanılır gibi değil ya. Yalnız bambaşka bir Sheffield United sahada. Serike, Lodvarun, Mehmet Sadık, kaleci Pop. Kamara iyi durdurdu. Kontratak başlatacağız ilk yarı bitmeden. Son şans. Çok iyi top. Mehmet'ten Lodvarun. Lodvarun. Çevirde Mehmet. Kontrpiye, yes! Mehmet Sadık golü de atıyor. Karamemo sonunda coştu. Bu arada Karamemo demek biraz ırkçılığa falan giriyor mu arkadaşlar? Farklı bir şey diyebilirim Mehmet'e ya. Kusura bakmayın. Mehmet yalnız iyi vurdu, iyi gol attı. 3-1 öndeyiz. Bramall Lane coşkulu. Yalnız Lodvarun'u ne demeli? Çok iyi çıktı. Marmuş'tan iyi. O diğer forvet satış listesine koyduğumuzdan da iyi. Neydi? Hatırlamıyorum bile ismini. Şimdi Adama Tiyun. Ondan da bir şov gelir mi? Adama Tiyun. Döndü. Adama. Bir hareket. İşlemedi. Burası Premier Lig. Aha, Low yalnız. Bravo. O da diyor. Evet hocam, Premier Lig burası. Şimdi Mehmet Sadık. Ah. Bir free kick daha yok mu hocam? Low. Don. Gol. Doğan. Sarı Japon. Orada öyle bir şey bekliyordum biliyor musunuz? Dedim ki içten içe. Keşke Low'a gitmese o top. Çünkü kaybedecek bir pozisyondaydı. Hareketi iyi edemedi. Newcastle yine yükleniyor hemen golün ardından. Bonsu. Atsu vardı bir aralar Newcastle'da eskiden. Bu da yeni Atsu. Bonsu. Oho, Karnesekki son anda. Şimdi Jamallo ayak dışı bir orta. Arka direk. Oo, kimdi o bilmiyorum. Yani olmadı ve hocam faul. Mehmet Sadık kısa oynuyor serbest vuruşu. Zubeldi ya. Kolibali. Abi hücum oyuncuları nerede ya? Duran toplarda ayar oluyorum böyle hücum oyuncusuna pas verememekte. Hep defans oyuncuları oluyor. Low bu arada başarılı. Çok iyi söktü. Adama Tiyun. Mehmet Sadık önünde. Lodvarun var. Lodvarun. Forvetimiz. Pop. Pop. Papa kurtarıyor. Ama üçüncü bir korner golü gelir mi? Mehmet Sadık duran top uzmanı. Fena değil ve geliyor. Yes. Kamara. Bir gol daha Kamara'dan. Abi Mehmet Sadık 3 kornerden asist yaptı ya. 3 ayrı kornerden. 4 kornerin 3'ü yanılmıyorsam golle sonuçlandı. Ya da 5 kornerin 3'ü. 4-2. Farkı yine 2'ye açtık. Adama Tiyun 5 gelir mi? Kolibali. Kolibali. Duvaron koşuyordu. Tiyun'a gitti top. Tiyun. Lodvarun'a doğru orta. Olmadı. Mehmet el var. Free kick'i alırız. Mehmet işi biliyor. Bu gol olacak mı? Mehmet Sadık için daha iyi bir free kick pozisyonu. Sol ayağında çünkü top. Mehmet Sadık ayak içi falsolu. Gol mü? Çok iyi pop. Biraz daha güçlü vurmak lazımdı. Kamara. Mehmet Sadık. Orası çok uzaktı. Lodvarun. Oo, Mehmet yerde. Nazar değdi. Memo kalk lan, ne oldu? Normal bir kafa vurdu, sakatlandı. Zubeldi'ye bu arada bravo. Kolibali. Lodvarun çok iyi. Serike. Sadece koşabilen sağ bekimiz. Gol atıyor mu? Atamıyor üst direk. Mehmet Sadık umarım ayak parmağı falan kırılmamıştır lan. 3 aylık olan var ya. Son zamanlarda bizi hep buldu. Yalnız bir dakika dikkat. Ne olacağı belli değil burada. Ah ah, 4-3. 4-3, zamanı oynamalıyız. Mehmet hala sakatlık gösteriyor. Mehmet sakat sakat oynuyor. Belki son maçı olabilir. Mehmet'in korneri. Arka direğe doğru, kimse yok oralarda. Ve arkadaşlar, Kolibali, Zubeldia devam ediyor. Adama Tiyun çok kötü vurdu. 4-3 alıyoruz gol düellosuna. Gürkan Hoca 3. maçında ilk 3 puanını alıyor. Geçtiğimiz maç puan aldık. Bu maçta puanlar alıyoruz. 18 şutla oynamışız. Nick Pope, kaç kurtarış yaptın sen? Ama 5 şutun da 3'ü gol oldu kalemizde. O çok kötü. Mehmet Sadık 1 gol 3 asist. Maçın yıldızı. Sağ stoperimiz Kamara 2 gol kornerden. Lodvarun 1 gol 1 asist. 3. forvetimiz en iyisi çıktı. Onlardan da en iyisi Bonsu'ymuş da, bir saniye ya. Nick Pope. Adam 7 tane kurtarış yapmış. Kaleyi bulan 11 şutumuz varmış. Gürkan Hoca'nın azmini görüyorsunuz haberlerde. Bu galibiyet bizi 14. sıraya yükseltti. 17. olarak gelmiştik bu takıma. Yanlış hatırlamıyorsam. Wolves 2 puan üzerimizde. Everton 3 puan üzerimizde. İlk 10'da bitirebilme imkanımız var bence bu sezon arkadaşlar. Lider Liverpool. West Ham iyi gidiyor. Manchester City çok iyi gidiyor. İlk 6 iyi gidiyor yani. Şimdi FA Cup henüz başlamamış. Ufak liglerdeki takımlar oynuyorlar. Kupa kazanıp
Avrupa'ya gitme ihtimalimiz var. Karabağ Kupası'ndan elenmişiz. Biz gelmeden takım elenmiş. Playoff finalinde Brentford'u eleyerek Sheffield United Premier Lig'e yükselmiş bu arada. Şimdi de Şampiyonlar Ligi'ne geliyoruz. İstanbulspor grubunu sonuncu tamamlamış. Fatou Issahaku'nun takımı lider. Geçen sene yarı final oynamıştı Benfica. Aynı gruba düşmüş İstanbul'la. İstanbul Barcelona'yı yenmiş arkadaşlar. 2-1. Diyorum kimi yenmiş acaba İstanbul, o galibiyet kime karşı? Barcelona'yı yenmiş İstanbulspor. Mainz'i yense 3. bitirecekler be. Fenerbahçe grubunu 3. tamamlamış. UEFA'ya düşüyorlar. Manchester United'ın grubu. Fener Manchester United'ı sever biliyorsunuz. İlk maç 1-0 United, ikinci maç 3-2 United. United 2 maçı da almış. Fener Milan'ı devirmiş. Milan'ın tek mağlubiyeti Fenerbahçe'ye karşı. UEFA'da Trabzonspor playoff'tan ilerliyor. Galatasaray da playoff'tan ilerliyor. İkinci olmuşlar. Konferans Ligi'nde Karagümrük sonuncu bitirmiş. Bu grubu nasıl sonuncu bitirmişler bilmiyorum. Bir de Beşiktaş. Beşiktaş da gruptan çıkamamış. İnanılmaz. İyi haber. Mehmet sadece 5 gün sakatlanmış. Omuzda zedelenme. Yalnız Seri 2'yi de sağ kanatta beğendim ha. Ama yokluktan oynatıyoruz onu orada. Premier Lig'de gol kralı Luis Diaz 14 golle. Bizden Bayo varmış 6 golle de Bayo'yu göndereceğiz işte. Asist kralı Longstaff. Oo Sadık. Mehmet 6 asistle ikinci. Geçtiğimiz maç 3 asist. En iyi kalecilerde de bizim Karne Sekki'nin bir tane gol yenmeyen maçı var 18. En verimli oyuncumuz artık Mehmet Sadık. Duaron çok iyi bir maç çıkardı. Adama Tiyun pek oynatılmıyormuş. Zaten biz geldik 3 maç oynattık. O zaman 4 maç oynatılmış Tiyun. Neyse ilk maçı değilmiş yani. Bu bölümü burada kapatıyorum. İlk bölümdü yeni sezonumuzun, yeni takımımızın. İlk bölümüydü yeni takımımızın, yeni sezonumuzun, yeni ligimizin. 36 milyonluk bir bütçemiz var. Bayo gidecek. Birkaç başka oyuncu, Vilar gibi oyuncular da gidebilir. O bütçe 100 milyona kadar çıkabilir. Hangi oyuncuyu getirelim? İstanbulspor'dan eski oyuncularımızdan veya da hangi yeni oyuncular transfer edelim? Bunu yorumlara yazın. Gelecek bölümde de onları yapmaya çalışayım. Ha bir de geçtiğimiz bölümde dedim yorum yapan bir kişiye ve kanala abone olan bir kişiye 150 lira vereceğim demiştim. Bu videoyu çekerken o çekilişe bakacak zamanım olmadı. O yüzden gelecek bölümün başında hemen onu da açıklayacağım. Kusura bakmayın. Biraz zaten gözlerimden de anlamışsınızdır. Yorgun gibiyim bu aralar. Hava değişti. Kar yağmaya başladı. Biz de hani belki ondan etkilenmiş olabiliriz. Taşınma işleri. Çile gibi bir şey oldu ama bitecek yakında arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.